Etüt günümüz. Bugün itibariyle okuduğunu anlama çalışmalarına başlayacağız. Önce basit ve kısa metinlerden oluşan YDS Reading 01 NOI kodlu dokümanı işleyeceğiz. O bittikten sonra 02, o daha zor metinlerden oluşuyor. Daha zor soruları içeriyor. Daha sonra 03 kodlu okuduğunu anlama çalışması yapacağız. Buradaki pasajlar kısa, nispeten kolay. Bizi bir şekilde daha üst seviyeye götüreceğini düşünüyorum. Şimdi bu pasajla başlayalım ve Ayşenur'u dinleyelim. Merhaba hocam, başlıyorum. Merhaba. Zu viel Krach und Laut Hintergrund Geräusche machen kleinen Kindern das Sprechenlernen schwer. Çok fazla gürültü ve yüksek arka plan gürültüsü çocukların konuşmayı öğrenmesini zorlaştırır. Arka plandaki gürültü. Ist der Umgebungslärm zu groß, können die Kinder die für sie bestimmten Worte ihrer Eltern oder Betreuer nicht mehr gut herausfiltern. Eğer ortam gürültüsü çok fazlaysa, çocuklar onlar için ebeveyn ve bakıcıların belli sözlerini filtreleyemezler. Kinder lernen Sprache vor allem durch zu hören. Çocuklar özellikle dinleyerek öğrenirler. Konuşmayı. Konuşmayı. Ist zu viel Krach im Raum, sprechen Eltern und Erzieher quasi über die Köpfe der Kinder hinweg. Eğer ortamda, pardon. Evet, eğer ortamda çok gürültü varsa ebeveynler ve eğitimciler Kuaşi hocam tabiri caizse diye Doğru. çevirdim. Dur, kelimeleri ben yazayım ya. Şu Geroş kelimesini de yazmayı unutmuşum. Şuraya yazayım ben. Das Geroş diye. Hocam yazmışsınız aslında parantez içinde. Oraya yazmışım. Doğru. Kuazi yazayım o zaman. Kuazi. Şöyle. Şöyle. Hocam buraya tabiri caizse çocukların kafalarının üzerinden konuşurlar gibi. O deyim zaten. Über den Kopf hinweg sprechen ya da reden deyim o. Orada soru var zaten. Onu sonra söyleriz. Şu quasi sozusagen diye yazdım. Deyim yerindeyse, tabir caizse adeta, Türkçeden yazayım da şuraya. Adeta. İşte de tabir caizse yazayım. Tabir caizse. Quasi diye de yazdık böylece. Tuştan Şimdi şey ki deyimi ben yazayım. Über den Kopf hinweg reden ya da sprechen. Fark etmez. İkisi de aynı şey çünkü. Baştaki kişiyi dikkate almadan konuşmak demek. Karşıdaki kişiyi dikkate almadan mesela bir de kuazi kelimesi var ya, oradan zaten soru var. Orayı çözerken anlarız oradaki ifadenin ne olduğunu. Şimdilik bu kadar bilgiyle devam edelim biz. hocam. Tuştanka Hintergrundlärm könnte somit das Erlernen des Sprechens in der Kindesentwicklung hinauszögern. Bu nedenle ebeveynler ve eğitimciler evde ve kreşte arka plandaki gürültüye daha fazla dikkat etmelidir. Bir alttaki cümleye geçtin ha. Yanlış yaptım. Evet, o zaman hemen buraya tekrar bakıyorum hocam. Yani çok güçlü arka plan gürültüsü bu şekilde çocuğun gelişiminde konuşmayı öğrenmeyi geciktirebilir. Aus diesem Grund sollten Eltern und Erzieher der Geräuschkulisse
Hause und in Tages Einrichtungen mehr Aufmerksamkeit widmen. Biraz önce söylediğim çeviri buranın. Gündüz bakım merkezi veya kuruluşunu kreş yazdığınız için kreş diye çeviriyorum hocam. Bu nedenle ebeveynler ve eğitimciler evde ve kreşte arka plandaki gürültüye daha fazla dikkat etmelidir. Dann die gewohnte Fähigkeit von Erwachsenen in einer lauten Umgebung, wie beispielsweise eine Party, noch einzelne Stimmen herauszufiltern, ist bei Kindern im zarten Lebensalter noch nicht weit entwickelt. Yetişkinlerin örneğin parti gibi gürültülü bir ortamda tek tek sesleri oturmuş filtreleme yeteneği olduğundan küçük yaştaki çocuklarda bu iyi gelişmemiştir. Doğru. Gayet güzel. Aferin ben sana. Bir de ben yapayım. Yavaş yavaş okuyarak yapayım. Zu viel Krach, çok fazla gürültü. Und laute Hintergrundgeräusche, ve arka plandaki çok yüksek gürültüler. Machen Kleinkindern, küçük çocukların das Sprechenlernen, konuşmayı öğrenmelerini şiveye zorlaştırır. Ist der Umgebungslärm zu groß, ortamdaki gürültü çok fazla olursa, Können die Kinder, çocuklar, die für sie bestimmten Worte ihre Eltern oder Betreuer, ebeveynlerinin ya da bakıcılarının belirli sözlerini nicht mehr, artık gut herausfiltern, iyi bir şekilde süzemezler, filtreleyemezler. Kinder lernen Sprache vor allem durch Zuhören. Çocuklar dili, konuşmayı özellikle dinleyerek öğrenirler. Ist zu viel Krach im Raum, ortamda çok fazla gürültü varsa, sprechen Eltern und Erzieher, ebeveynler ve eğitmenler quasi, tabir caizse, deyim yerindeyse, über die Köpfe der Kinder hinweg, yani çocukların dikkate almadan, onların anlamayacağı, duyamayacağı bir şekilde konuşmuş olurlar. Yani boş boşuna konuşmuş olurlar. Çocuklar onların konuştuğu şeyleri zaten bir şekilde duymazlar, duyamazlar. Çünkü zaten ortamda çok fazla gürültü var. Zu starke Hintergrundlärm, çok fazla arka plan gürültüsü, könnte somit, böylece, das Erlernen des Sprechens in der Kindesentwicklung, çocuğun gelişiminde konuşmayı, öğrenmeyi hinauszögern, geciktirebilir. Aus diesem Grund, bu sebeple, sollten Eltern und Erzieher, ebeveynler ve eğiticiler, der Geräuschkulisse, kulise normal bildiğimiz kulis anlamında. Yani sahne kulisi. Ama buradaki anlam arka plan. Zaten kuliste de biliyorsunuz bir arka plan olur. Zaten arka plan diye tercüme ettin sen de. Zu Hause und in Tages Einrichtung. Yani gündüz işte bakım evlerinde ve evde seslerin, gürültülerin arka planına mehr Aufmerksamkeit widmen, daha fazla dikkat vermeleri gerekir. Denn, çünkü die gewohnte Fähigkeit von Erwachsenen, yetişkinlerin oturmuş olan şu yeteneği, su infinitif Fähigkeit kelimesini açıklıyor. Yetişkinlerin hangi oturmuş yeteneği? In einer lauten Umgebung, gürültülü bir ortamda. Wie beispielsweise, söz gelimi, eine Party. Bir partide olduğu gibi, gürültülü bir ortamda, noch einzelne Stimmen herauszufiltern. Yani seslerin her birini ayrı ayrı süzme yeteneği, yani oturmuş yeteneği, ist bei Kindern, çocuklarda, im zarten Lebensalter, bu daha ilk dönemde, noch nicht, henüz, weit entwickelt, fazla gelişmemiştir. Pasaj kısa, basit ve anlaşılır diye düşünüyorum. Sadece şurada bir deyim var. Alta yazdım. Über den Kopf hinweg reden ya da sprechen. Ama pasajda okuyunca orada neyden bahsedildiği 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor diye düşünüyorum. Kelimelerde zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Şimdi sorulara geçelim. Nummer 1. Welche Aussage ist im Text enthalten?
Metinde hangi ifade yer alıyor? Bütün şıklarımı okuyayım, önce cevabımı söyleyeyim. Yok, bütün şıkları oku, tek tek oku. Bay Höherem, Gerauş, İmhinter Grund, Zindig, Kleinkinder, Schon in der Lage, den Blick in Richtung Stimme zu wenden. Arka planda daha fazla ses olması durumunda küçük çocuklar bakışlarını sese doğru çevirebilirler. Tabii çevirecek durumdalar. Yani arka Çevirecek. planda yüksek bir gürültü olduğunda küçük çocuklar bakışlarını sesin geldiği istikamete doğru çevirecek durumdadır. In der Lage sein zu infinitif zaten biliyoruz. Ben Durumunda olmak onu demek ilk cümleyle yöneltmek, birleştirdim hocam. birlikte bakış demek. Richtung da istikamet, yön demek. Doğru mu bu? Var mı böyle bir bilgi? Tam tersi. Gürültü olduğu zaman çocuklar hiçbir şey anlamıyorlar. Bunu eledik. Eltern und Ertia müssen auf ihren Lernpegel achten, damit sich die Sinnesorgane der Kinder besser entwickeln können. Ebeveynler ve eğitimciler çocukların duyu organlarının daha iyi gelişebilmesi için gürültü seviyelerine dikkat etmelidir. Ya birinci ifade pasajda var. Erten und Erzieher, ebeveynler ve eğiticiler müssen auf ihren Lernpegel achten. Gürültü seviyesine dikkat etmeliler. Burası var pasajda. Şurada var mesela. Altını çizeyim ben. Bak, kırmızıyla altını çizdim. Bu bilgi var. Ancak damit bağlacının Duyu oluşturduğu yan cümlenin içindeki bilgi pasajda yok. Orada ne yazıyor? Çocukların yani organı. dizines organe diye kinde. Çocukların duyu organlarının sich besser entwickeln können. Daha iyi gelişebilmesi için. Bu bilgi pasajda yok. O yüzden bu Ortada bilgi değil. de metinde yer almıyor. Tufi lernt kann die Sprachentwicklung des Kindes ohne weiteres unterstützen, wenn es sich darauf konzentrieren kann. Çok fazla gürültü, eğer konsantre olunabilirse çocuğun konuşma gelişimini kolaylıkla destekleyebilir. Tam Bu da tersi bozuyor. evet. Olumsuz Bu. yönde etkiliyor. Hocam ohne weiteres kolaylıkla demek istemiş Ya o ne sanırım ben. vaytanız? Tabii bunu bilmezsen düşülebilir diye ben bunu koydum özellikle. Bir Evet. çevirici var. Olumsuz gibi algılarsanız belki Aynen. de yani işaretlersiniz diye düşündüm. O ne vaytanız? Tereddüte mahal bırakmadan kesinlikle diye de çevirebilirsin. Aynen. Hukuk metinlerinde çok kullanılır o ne vaytanız. Öyle not alayım Yani hocam. genelde tereddüde mahal bırakmadan diye tercüme edilir. O ne vaytarısı. Ama kesinlikle diye de Türkçe'ye tercüme edilebilir. Tamamdır. Teşekkürler hocam. D'yi okuyorum. Doğru cevabın da bu olduğunu düşünüyorum. Während Erwachsene in einer lauten Umgebung ein seine Stimmen unterscheiden können, ist dies bei den Kleinkindern nicht der Fall. Yetişkinler gürültülü bir ortamda tek tek sesleri ayırt edebilirken, küçük çocuklar için durum böyle değildir. Şu son cümlede yazıyor. Evet. Altını bak maviyle çiziyorum. Mesela parti gibi gürültülü bir ortamda ebeveynler yani daha doğrusu şeyler yetişkinler sesleri filtreleyebiliyor. Ama çocuklarda bu yetenek henüz gelişmemiş. Şu maviyle altını çizdiğim yerde bu bilgi var. Edirne'ye de bir bakalım. Die Fähigkeit, einzelne Stimmen herauszufiltern, ist bei den Kleinkindern gut entwickelt. Sesleri tek tek filtreleme yeteneği küçük çocuklarda iyi gelişmiştir. Burada gelişmemiş. Şurada yeşil altını çizeyim. Nicht entwickelt diyor. O yüzden Edirne'de doğru değil. Zaten doğru cevabı bulduk. Denizli. Çok güzel. Devam edelim. Warum sollen Eltern und Erzieher auf den Lärmpegel achten? Ebeveynler ve eğitimciler gürültü seviyesi neden dikkat etmelidir? Ben altını çizeyim. Şurada bilgi var zaten. Bak altını maviyle çiziyorum. Soru buradan geliyor. Atladım hocam. Yani çocuğun gelişiminde konuşmayı öğrenmeyi geciktirebilir ifadesi var. Hatta koyu ile altını çizeyim. Koyu maviyle.
Bu Bu kelimeyi bilgiyi bilmeden arayacağız. hocam çeviri kursuna gelmeyin demiştiniz. O kelime geliyor. Geliyor mu? Zikönün, somit das erlernen, des Sprechens, ihrer Kinder beeinträchtigen. Beeinträchtigen hocam, o kelimeden bahsediyorum. Böylece Beeinträchtigen, bozmak, olumsuz etkilemek, sekteye uğratmak. Birçok evet. şekilde Türkçe'ye tercüme edilebiliyor. Rekabetle ilgili kullanılırsa da rekabeti bozmak olarak tercüme ediliyor. Olumsuz etkilemek olarak biliyordum. Böylece çocukların konuşmayı öğrenmelerini olumsuz etkileyebilirler. O yüzden Adana. Devam ediyorum hocam. Ihre Kinder besitzen die Fähigkeit, das Sprechen in kurzer Zeit zu erlernen. Çocukların kısa sürede dil öğrenme yeteneğine sahip olması dedim ama Yani hocam. çocukları konuşmaya kısa süre içerisinde, konuşmaya kısa süre içerisinde öğrenme yeteneğine sahip olurlar. Eğer İnanın. güç seviyesine dikkat ederlerse. Bu bilgi yok. Evet, çok Zaten pasajda geçen yerin altını maviyle çizdim ben, koyu maviyle. Çocuğun konuşmayı öğrenmesini geciktirebilir diyor pasajda. Onun yerine ben daha beeinträchtigen fiilini kullandım. Yani bozabilir, olumsuz etkileyebilir. Pasajda hinaus sögern var. Peki. in einer lauten Umgebung ein Zernestimmen herauszufiltern, gürültülü bir ortamda tek tek sesleri filtreleyebilmek için. Sonst kann sich die körperliche Entwicklung des Kindes verzögern. Aksi takdirde çocuğun fiziksel gelişimi gecikebilir. Körperlik dediği için doğru cevap değil bu. Evet. Konuşmayı öğrenme becerisi deseydi doğru cevap olurdu. Sie sind dazu angehalten, sich ihre Kinder mehr zu kümmern als sonst. Çocuklarıyla normalden daha fazla ilgilenmeleri teşvik edilir. Böyle bir bilgi. İlgilenmek zorundalar diye çevirmiş. Zorundalar. Hangi halkın zayını ben şuraya yazayım da arkadaşlar. Zorunda. Hangi halkın zayını? Sohbeti kullanmak. Eş anlamlısını yazıyorum. Zorunda olmak diye tercüme edeyim. Şurada şey ya bir unutmuşum. Şuraya ben yazayım da. Peki. Welches Fazit ist aus dem Text zu ziehen? Metinden hangi sonuç çıkarılabilir? Eltern müssen mit ihrem Nachwuchs öfter als sonst reden. Ebeveynlerin çocuklara normalden daha sık konuşmaları gerekir. Böyle bir bilgi yok. Eltern sollten für ihre Kinder Partys veranstalten. Ebeveynler çocukları için partiler düzenlemeli. Böyle bir bilgi yok. Es gilt, die Kinder dem Lärm nicht auszusetzen. Çocukları gürültüye maruz bırakmamak gerekir. Ben Ceyhan dedim. Bu eski su infinitif yapısını da herkes öğrendi değil mi artık? Evet, Gerekir diye inşallah tercüme ediyorsun. öğrendim. Bildiğimiz bir yapı. İlk hafta öğrendik zaten. Evet. Es ist schwierig, denn hörsin der Kleinkinder zu schulen. Küçük çocukların işitme duyusunu eğitmek zordur. Erwachsene und Kinder sollen zu laute Umgebungen meiden. Yetişkinler ve çocuklar çok gürültülü ortamlardan kaçınmalıdır. Welche Bedeutung hat der im Text unterschiedliche Satz? Altı çizili kelimenin anlamı. Cümlenin. Ben Edirne cümlenin anlamı. Ben Edirne dedim hocam. Başlıyorum Adana'dan. Kleinkinder sind schon in der Lage, das Gesagte zu verstehen, auch wenn in der Umgebung viel Krach herrscht. Küçük çocuklar ortamda çok fazla gürültü olsa bile söylenenleri anlayabilecek durumdadır.
Böyle bir ifade zaten yoktu. Ebeveynler ve bakıcılar küçük çocuğun kendin pardon hocam Eltern und Betreuer müssen für ein ruhiges Klima sorgen, damit das Kleinkind sich besser fühlt. Ebeveynler ve bakıcılar küçük çocuğun kendini iyi hissedebilmesi için sessiz, huzurlu bir ortam sağlamalıdır. Zorbenfürü de artık iyice öğrendik diye düşünüyorum ya. Değil mi? Unutmayın bakın Zorbenfür bizim karşımıza atıyorum 100 defa çıkıyorsa bunun 90'ında sağlamak anlamıyla karşımıza çıkar. Az sayıda neden olmak anlamıyla çıkar. Yine az sayıda bakmak, ilgilenmek yani zihkümden anlamıyla karşımıza çıkar. Bizim için genelde Zorbenfür sağlamaktır anlam olarak. Yani ebeveynlerle bakıcılar küçük çocuğun kendini daha iyi hissetmesi için rahat, huzurlu, sakin bir ortamı sağlamak zorundadır. Da Kinder schon im Säuglingsalter zu sprechen beginnen, gefällt es ihnen viel Krach zu machen. Çocuklar, hocam o bebeklik dönemi diye Hatta çevirdim. bebeklik yaşına diyecek. Bebeklik yaşında konuşmaya başladıklarından çok gürültü yapmaktan hoşlanırlar. Bay Geringem Geroş im Hintergrund können Kleinkinder nicht jedes Wort ihrer Eltern und Erzieher verstehen. Arka plandaki daha az gürültü olduğunda küçük çocuklar ebeveynlerinin ve eğiticilerinin söylediği her kelimeyi anlayamazlar. Az gürültü dediği için. Gerçi bu alt Ya şu çizgi değil. gerinki yerine mesela fazla deseydim doğru cevap olurdu. Değil mi? Evet. Gerink ifadesini kullandığım için doğru cevap. Çünkü burada ne yazıyor? Eğer mekanda, ortamda çok fazla ses, gürültü varsa o zaman çocuklar ebeveynlerinin ve eğiticilerin ne dediğini anlamazlar diyor. Altı çizili olan cümlenin anlamı bu zaten. Bay Höherem Geroş Pegel bemerkt der Nachwuchs gar nicht das mit ihm geredet wird. Yüksek gürültü seviyelerinde bebekler kendileriyle konuşulduğunu bile fark etmezler. Nachwuchs'a bebek deme çocuklar. Ha, bebek. Hukuk Almancası Führer. Nachwuchs. Öyle mi? Ha, Führer. Alt soy mu diyorsunuz şimdi? Evet hocam. Nachwuchs hukuki bir kavramdır aslında. Türkçesi Führer demek. Ya bir de Nachwachs'ından geliyor. Arkadan büyüyüp geliyor ya çocuk işte alt soy. Evet, şu an hatırladım. Başka bir Tamam. yerde daha geçmişti sanki. İkinci pasaja geçelim şimdi. Geçelim hocam hemen. Okuyorum. Ein Erdbeben kann man leider nicht sicher stunden oder Tage vorher ankündigen. Maalesef bir deprem saatler ya da günler öncesinden Haber verilemez. haber verilemez. Zwar gibt es in diesen die einem Beben vorausgehen, Lichterscheinungen, unruhige Tiere, Gasaustritt aus der Erdkruste. Ancak depremden önce Ancak deme. Gerçi de. gerçi Zaten Svardok var burada. Gerçi ama diye çevireceksin. tamam. Gerçi depremden önce meydana gelen işaretler vardır. Işık olayları, huzursuz hayvanlar, yer kabuğundan gaz sızıntıları gibi. Ancak pardon, doch sind diese Hinweise nie verlässlich. Ancak bu belirtiler asla güvenilir değildir. Sie treten nicht immer auf und vor allem nicht immer am Ort des Bebens. Onlar her zaman meydana gelmezler, ortaya çıkmazlar ve özellikle de her zaman depremin olduğu bölgede olmazlar. Teils werden die Vorerscheinungen über 1000 Kilometer entfernt wahrgenommen, während im Erdbebengebiet selbst trügerische Ruhe herrscht.
deprem bölgesinde kendini aldatıcı bir sessizlik hüküm sürerken bazen ön sarsıntılar mı diyeyim hocam ona? Ön görünümler, Ön işaretlerdi. işaretliler bir 1.000 kilometreden daha uzakta algılanır. Yani orada da mesela ışık görünümü olur. Deprem bölgesinde hiçbir şey gözükmez ama başka yerde 1.000 kilometreye aşkın mesafede ışıklı işte görüntüler ortaya çıkabilir. Ama orada deprem olmaz. O ışığın görünmediği yerde deprem olur. Çünkü güvenilir değil dedi ya. Çünkü Evet. gerekçesini de saydı. Ben zaten pasajı bir daha okuyup bir daha tercüme edeceğim. Her zaman ortaya çıkmıyorlar. Bir de depremin olduğu yerde her zaman ortaya çıkmıyorlar. Başka Orası yerde çıkıyorlar. bilinir değil Orada deprem zaten. oluyor mesela. Ama genelde onlar belli ya. Bazen şey verebiliyor. Mesela Çin'de büyük bir depremi önlediler. Şu huzursuz hayvanlar var ya. Bir bölgede adını unuttum ben. İşte böyle hayvanlar farklı davranışlar sergilerlerse işte bir kriz masası kuruyorlar. Oraya bildirin diyorlar. Bir büyük bir şehirde unuttum ben tarihini. İşte raporlar falan geliyor. Ondan sonra şehri tahliye ediyorlar. Çok büyük ve yıkıcı bir deprem oluyor orada. Birkaç gün sonra. Yani insanların Yaşam hayatı kurtuluyor. ucuzları Ama için orada hocam. işe yarıyor. Başka yerde bir daha işe yaramıyor. Hep sürekli işe yarasa. Yani bir olumlu örneği var onun. Hayvanları da hocam takip etmek, fark etmek gerekecek ama Tabii ki. onlar alışık bence o yüzden fark etmişlerdir. Devam ediyorum hocam. Allerdings gibt es Systeme, die einige Sekunden bis Minuten vor einem Beben Alarm schlagen, Strom und Gas automatisch abschalten. Bu tür önceden uyarılar depremin yanlış yeri söylüyorum hocam. Ancak depremden birkaç saniye ya da birkaç dakika önce alarm veren elektrik ve gazı otomatik olarak kapatan sistemler vardır. Eski aynı. Solche Vorwarnungen beruhen darauf, dass der Herd eines Bebens meist außerhalb der Städte liegt. Bu tür önceden uyarılar depremin odağının genellikle şehirlerin dışında olduğu Ne dayanır? gerçeğine dayanır. Biz de öyle Olmasına değil dayanır. mi? Deprem merkezine şehir kuruyoruz biz. Die Erdbebenwellen brauchen Zeit, diese zu erreichen. Deprem dalgalarının bunlara ulaşması için zamana ihtiyaç vardır. Werden Sie am Herd rechtzeitig erfasst, so kann die Stadt gewarnt werden, bevor Sie die Stadt erschüttern, denn die Bebenwelle ist langsamer als die Datenübertragung. Deprem dalgası veri iletiminden daha yavaş olduğu için zamanında merkeze tespit edilirse şehir sarsılmadan önce uyarılabilir. Çok sağ ol. Bir de ben yapayım yavaş yavaş. Diyeceğim. Ein Erdbeben kann man leider nicht sicher stunden oder Tage vorher ankündigen. Bir deprem maalesef kesin bir şekilde saatler ya da günler önce bildirilemiyor. Zwar gerçi gibt es Indizien, die einen Beben vorausgehen. Gerçi bir depremden önce meydana gelen işaretler vardır. Ne gibi? Lichterscheinungen, yani ışık oluşumları. Unruhige Tiere, huzursuz hayvanlar, gaz austritt aus der Erdkruste, yer kabuğundan gaz sızıntısı, gaz çıkması gibi. Bunlar depreme işaret eden olgular. Doch ama sind diese Hinweise, bu işaretler nie verlässlich, hiçbir zaman güvenilir değildir. Sie treten nicht immer auf. Bu işaretler her zaman ortaya çıkmazlar. Und vor allem nicht immer am Ort des Bebens. Ve özellikle de depremin olduğu yerde her zaman ortaya çıkmazlar. Teils bazen kısmen werden die Vorerscheinungen, ön görünümler, über 1000 Kilometer entfernt, 1000 kilometreyi aşkın mesafeden wahrgenommen, algılanırlar.
Weyrent buna karşın im Erdbeben gibi deprem bölgesinde Zelps bizzat türü gelişe ruhuya herşit. Aldatıcı bir sessizlik hakimdir. Allerdings ancak gibt es Systeme, sistemler vardır. Die bu sistemler einige Sekunden bis Minuten vor einem Beben. Bir depremden birkaç saniye işte dakika öncesinde alarm şılağı, alarm verirler. Strom, elektriği, und Gas ve gazı otomatik olarak abschalten, kapatırlar. Solche Vorwarnungen, bu ön uyarılar beruhen darauf. Şuna dayanır. Neye dayanır? Das der Herd eines Bebens. Herd normalde ocak demek de buradaki anlamı merkez. Deprem merkezinin meist genellikle außerhalb der Städte liegt. Şehirlerin dışında olmasına dayanır. Die Erdbeben Wellen brauchen Zeit, um diese zu erreichen. Deprem dalgaları şehirlere ulaşmak için zamana ihtiyaç duyarlar. Werden sie am Herd rechtzeitig erfasst. Bu deprem dalgaları merkezde zamanında kaydedilirse Zokan de Stadt gewarnt werden, bevor sie die Stadt erschüttern. Bu deprem dalgaları şehri sarsmadan önce şehir uyarılabilir. Çünkü die Bebenwelle, deprem dalgası ist langsamer als die Datenübertragung, veri aktarımından daha yavaştır. Şimdi sorulara geçelim. Welche Aussage ist im Text nach richtig? Metne göre hangi ifade doğrudur? Adana dedim hocam. Bedauerlicherweise ist es momentan nicht möglich, Erdbeben langfristig zu prognostizieren. Ne yazık ki depremleri uzun vadede tahmin etmek şu anda mümkün değildir. İlk cümlede yazıyor zaten. Evet. Diğer şıklara da bakalım. Die Forzation eines Erdbebens wie die Erscheinungen treten meist im Zentrum des Erdbebens statt. Depremin işaretleri, örneğin ışık olayları genellikle depremin merkezinde meydana gelir. Gelmiyor. Yazıyor zaten. Altını yeşille çizeyim. Diyor demiştik. Şurada da yazıyor. Evet, doğru. Yani Bursa yanlış bilgi. Ceyhan'a geçelim. Ein Erdbeben lässt sich Tage oder Wochen vorher voraussagen, wenn die modernste Messtechnik eingesetzt wird. Son modern ya da modern ölçüm teknikleri kullanılırsa bir deprem günler ya da haftalar öncesinden tahmin edilebilir. Ben üfürdüm. Orada diyor saatler, günler, bir de hafta yazmışım ben. Daha iyi olmuş hocam. Tam emin oluyoruz ilerken. Manşetiere können auffälliges Verhalten an den Tag legen, nachdem ein Erdbeben stattgefunden hat. Bazı hayvanlar bir deprem meydana geldikten sonra dikkat çekici davranışlar sergileyebilirler. Deprem meydana geldikten sonra değil, deprem meydana gelmeden önce. Gelmeden önce olması gerekiyordu. Nachdem öyle bir form demek lazım. Die Erdbebenwellen bewegen sich viel schneller als die Datenübertragung. Deprem dalgaları veri iletiminden çok daha hızlı hareket eder. Bunun pasajı da daha yavaş. Söyledik. Altını çizdim. En son cümle. Deprem dalgaları veri aktarımına göre daha hızlı diyor E şıkkında. Halbuki daha yavaş. Öbür türlü zaten şehri uyaramaz. Ya da o elektriği işte gazı kapatamazsın. Ya birkaç saniye kalıyor. Yani öyle çok uzun süre kalmıyor. Ama o bile yetiyor. En azından yangınları engelliyor. Çünkü depremden sonra çıkan yangınlar da çok büyük. Ne bileyim. Hem maddi hasara hem de insan can kaybına yol açabiliyor. Ne yazık ki. Die Vorerscheinungen wie Unruhe getiere und Gas aus der Erdkruste
Huzursuz hayvanlar ve yer kabuğundan gaz sızıntısı gibi öncül durumlar, öncül olaylar. Buna Bursa dedim hocam. Ama Yok. yani Şıklardan tek bu. tek gidelim. Acele etme. Tamam. Adana'ya bakalım önce. Threatened states im Erzbeben Gebiet auf. Her zaman deprem bölgesinde meydana gelir. Böyle bir Ortaya ifade çıkıyorlar. kullanılıyor. Tam tersi. Bak şuradan yine altını çizeyim ben. Bir, her zaman ortaya çıkmıyorlar. Bir de özellikle de depremin olduğu yerde her zaman ortaya çıkmıyorlar. O yüzden Adana doğru değil. Berdinstendig über 1000 kilometre entfernt Wargenomen. 1000 kilometreden daha uzakta sürekli olarak hissedilir. Bu sürekli ifadesi Sürekli kafamı bozuyor karıştırdı. işte. Bozuyor. Bak pasajda Thales yazıyor. Sürekli demiyor. Aynen. Ständig Bursa'yı doğru cevap olmaktan çıkarıyor. Kopardı. Yani huzursuz hayvanlar ve yer kabuğundan gaz sızıntısı gibi öncül görünümler, yani öncül işaretler her zaman 1000 kilometre uzaklıktan algılanıyor diyor. Her zaman algılanmıyor. Bazen diyor, kısmen diyor. Pasajda Thais var. Peki, Ceyhan'a gelelim. Verden von Experten häufig als Einnachbeben ausgelegt. Uzmanlar tarafından genellikle bir artçı sarsıntı olarak yorumlanır. Amsterdam'a Uzmanlar yok yazayım ben. zaten. Ben hiçbirini uygun bulmadığım için. Aa, hocam ben bunu Deniz demiştim ya. Niye değiştirdin? Yok ben Bursa yapmıştım ilk. Sonra Denizli diye değiştirdim ama size Bursa Bu sefer dedim. yanlışı doğru yapmışsın. Evet. Evet. Hocam bu tam ALES'teki Türkçe paragraf soruları gibi çeldiriciydi gerçekten. Ya Köyüm. pasajda bir kere artçı deprem lafı yok. Onu ben uydurdum. Uzmanlarca sıklıkla artçı deprem olarak yorumlanır. Bu öncül işte işaretler. Pasajda hiç yok. Denizli'ye bak. Köln'ün vormöglich auf ein Bevorstehendes Erdbeben hinweisen. Muhtemelen yaklaşan bir depremi işaret edebilir bu. Deniz Barca. Kesin değil, muhtemel. Güvenilir değil, muhtemel. Bak şurada yazıyor zaten. Bak altını çizeyim ben. İkinci cümlede yazıyor. Bak Svar gibt es indizien die einen Beben vorausgehen. Gerçi diyor bir depremden önce meydana gelen işaretler vardır diyor. Ne gibi? İşte ışık görünümleri, huzursuz hayvanlar, yer kabuğundan gaz sızıntısı gibi. Bunlar bir depremden önce oluyor ve bir depremin olabileceğini ne yapıyor? İşaret ediyor. Ama diyor bu işaretler diyor hiçbir zaman diyor güvenilir değildir diyor. O yüzden doğru cevap Denizli. Edirne'ye bak bir de. Gelten zuverlässige Forsaschen der Erdstöße depremlerin güvenilir işaretleri olarak Kabul edildi. sayılırlar. İşte Kabul güvenilir edilirdi. değil diyor pasaj. Şurada Evet. yazıyor zaten. Ni terleslik dedi ya. Böyle altını Yok çizeyim. hocam onu B'den D'ye geçerken kendimle gurur duymuştum aslında. Ama Yok. Bursa bak. Ştendi'yi kaldırırsak doğru cevap olur. doğru Ya olur da benim. mesela Verdin Teilweise yazsak doğru cevap olur. Evet. Ştendi yerine. Ştendi sürekli dediği için bozuyor. Doğru cevap olmaktan çıkarıyor. Es gibt Frühwarnsysteme, die erken uyarı sistemleri vardır. Nasıl? Ben 7'ye Edirne dedim ama okuyorum hocam hemen A'dan. Einige Stunden nach einem Beben Strom und Gas automatisch abschalten. Depremden Kaç birkaç saat sonra? saat sonra otomatik olarak elektrik ve gazı otomatik olarak kapatır. Pasajda ne diyor? Saat demiyor. Bir de depremden sonra değil, depremden önce kapatıyor. Önce Değil mi? evet. Neredeyse. Birkaç dakika mıydı hocam? Kısa bir süreydi sanki. Einige Sekunden, bis Minuten. Tabii canım bir saniye yani. Saat falan yok. Şurada bir depremden önce olacak. Evet, Foran Adana yine doğru yazdı. cevap değil.
Niye bu doğru cevap değil? Bir, şutun de dediği için. İki, nah dediği için. Depremden sonra birkaç saat sonra dediği için. Depremden birkaç saat sonra dediği için. Depremden birkaç saniye önce deseydi doğru cevap olur. Peki. Den geno genoen Zeitpunkt und den Ort der Erschütterungen yer sarsıntılarının Tam tam zamanını. zamanını ve yerini belirler. Böyle Böyle bir bir şey yok. teknoloji daha yok. Pasajda da Maalesef. yazmıyor zaten. Vor den Erdrutschen die Rettungskräfte ins Katastrophengebiet abschicken. Yer kaymaları, toprak kaymaları meydana gelmeden önce afet bölgesine kurtarma görevlileri göndermek. Gönderen erken uyarı sistemleri. Gönderen. Bunu bazen duydum ben. Şu depremde var ya, bazı kişiler işte yetkililer vardı, kurtarma ekipleri vardı, depremin olacağını biliyorlardı gibi falan, böyle halktan bazı şeyler söylüyor. Ama burada toprak kayması yazıyor, deprem yazmıyor. Ne pasajda böyle bir bilgi zaten yok. Ben üfürdüm bunu. Peki. Nicht verlässlich sind. Esasen Yani güvenilmezlerdir. güvenilir olmayan erken uyarı sistemleri. Güvenilir olmayan erken uyarı sistemleri değil. Bu Güvenilir olmayan öncül işaretler. işaret, öncül işaretler güvenilir değil. Einige Sekunden vor einem Beben Alarm auslösen. Hocam auslösen burada Yok, tetiklemek değil, alarm tetiklemek vermek. Yok, az değil, değil mi? Tamam. Deprem meydana gelmeden birkaç saniye önce alarm vermek. alarm Yapılır. veren erken uyarı sistemleri vardır. Tamam. Das ist die Erdbebenwelle langsamer als die Datenübertragung bewegt. Deprem dalgası veri aktarımından daha yavaş hareket ettiğinden. Ben Adana dedim. Yani Könnte şehir uyarılabiliyor. Şu bilgiyi arayacağız. Ne dedin sen? Ben Adana dedim ama. Vallahi. Bak ama burada depremlerin öngörülmesi, tahmin edilmesinde diyor. Neyse okuyalım hocam. Bursa kesin. Şu an gözüm parlıyor ama yapacak bir şey yok hocam. Adana demiş okurken. Könnte solche Technik künftig auch bei der Erdbeben vorhersage helfen. Böyle bir teknoloji gelecekte bir de depremin tahmin edilmesine de yardımcı olabilir. Depremlerin tahmin edilmesi diyor, bak burada dikkat et. Bir de gelecekte falan değil, günümüzde zaten kullanılıyor. Bu da şehri uyarmak için kullanılıyor. Depremleri tahmin etmede kullanılmıyor. Bu Hocam bilgi. sanırım ben o Genugtuig oraya tam emin olamadım. Depremlerden önce onu okuyayım hemen. Bleibt von Şurada vor yazıyor bak. der Şunun altını çizeyim bak, pasajda yerini göstereyim ben. Erdbeben. Mi hocam? Dedi ya, Zolche Vorwarnungen beruhen darauf. Şunun altını şöyle bir çizeyim. Zolche Vorwarnungen. Bu ön uyarıları şuna dayanıyor. Yani şundan kaynaklanıyor. O esas alındığı için bu erken uyarı sistemleri geliştirilmiş. Das der Herd eines Bebens. Bir depremin merkezinin Mayıs genellikle außerhalb Städte, şehirlerin dışında yer almasına dayanıyor. Çünkü deprem merkezinde hiç kimse, akıllı bir insan bir şehir kurmaz, değil mi? Deprem uzakta oluyor. Dolayısıyla şehre tabii ki gelecek onun deprem dalgası. Şehre bir şekilde zarar verecek. Ama arada bir mesafe var. Bak arkadaki cümleye dikkat et şimdi. Bak altını şimdi maviyle çiziyorum. Die Erdbebenwellen brauchen Zeit, um diese zu erreichen. Yani deprem dalgaları şehirlere ulaşmak için zamana ihtiyaç duyarlar. Bak oradan çıkıyor zaten, gördün mü? Yani yer sarsıntılarından önce yeterince zaman kalıyor. Um die Stadt davor zu warnen, şehri bu konuda uyarmak için. Anladım hocam. Ben Seni rahatsız eden şey şu Genug Site mi oldu? aynen hocam. Ben yoksa cümlenin devamını uydurmuştum zaten de şehri uyarma. Depremden önce şehri uyarmak için yeterli zaman bulunmaktadır. Ben yeterli zamanını oturtamadığım için daha genel ifade olan A'yı seçmiştim. Hırzın gebäude in der Stadt zusammen und fällt der Strom aus.
Şehirdeki binalar yıkılır ve elektrikler kesilir. Verschiebt sich die Erdkruste einigermaßen entlang der Verwerfung. Yer kabuğu fay hattı boyunca birkaç metre kayar. Oluyor bu Bulay. zaten. Depremlerden sonra oluyor da genel geçer bilgiyi yazdım da pasajda böyle bir şey yazmadım. Yani Fay hattı ile ilgili bir şey yok hatta. Bleiben den Menschen stundenzeit, ihre Hause zu verlassen und Schutz zu suchen. İnsanların evlerini terk etmek ve Schutz'a da hocam korunmak aramak dedim. korunmak da, ya da Korunmak. kendilerini koruyabilecekleri bir yer aramak için saatlerce zaman kalıyor. Evet. Saatlerce zaman kalmıyor. Ben hocam Aslında zaten Genuksait'ı kabul etmemişken bunu hiç kabul hiç kabul edemezdim. etmezsin sen. Ya burada Genuksait'ten kastedilen birkaç saniye zaten. Ya da dakika. Hocam. Zaten dakikalara kadar diyor. Bak aynı gez Zekum'un bis minuten ifadesi var pasajda. O, çünkü deprem merkezi ile şehir arasındaki mesafeye göre değişiyor. Ya yani yakınsa saniye, biraz uzaksa ne bileyim 1 dakika. Çok uzaksa belki 1,5 dakika. 1,5 dakika da çok uzun bir süre yani. İnsanları en azından insanları uyarmıyor. Ama evini terk edebiliyor. Bir de dediğim gibi elektriği gazı otomatik olarak kapatıyor. Ve bundan dolayı da yangın tehlikesi ortadan kalkıyor. Evet. Senin bir pasajın daha varmış. Evet hocam son pasaj. Yani gerçi ileride var da henüz oraya gelir miyiz bilmiyorum hocam. 53. soruya gelir miyiz bugün? Gelirse henüz yapmadım. Yok ki gelemeyiz. Okuyorum hemen hocam. Es sind nicht nur Säugetiere wie Wildkatzen oder Elefanten, die vom Aussterben bedroht sind. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sadece vahşi kediler veya memeli ya da şöyle diyeyim sadece vahşi kediler ve veya filler gibi memeliler değildir diyeceğim herhalde. Auch kleine Lebewesen wie Insekten gegen die viele Menschen eine meist unbegründete Antipathie hegen sind davon betroffen. Birçok insanın çoğunlukla temelsiz bir antipati beslediği böcekler gibi küçük canlılar da bu durumdan etkilenmektedirler. Ihr Aussterben erscheint aber vielen nicht so bedeutend wie das größere Tiere, da sich die meisten Menschen nicht darüber bewusst sind, wie wichtig dieser für das Fortbestehen des ökologischen Gleichgewichts sind. Ancak çoğu insan ekolojik dengenin devamı için ne kadar önemli olduklarının farkında olmadığından bu canlıların neslinin tükenmesi büyük hayvanlarınki kadar önemli görülmemektedir. Aferin, çok güzel yaptın. Şu das var ya bak. Şuradaki das Aussterben'in artikeli. Das Aussterben. Bu yapıyı öğrenmiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Bir isim aynı cümle içerisinde birden fazla tekrar ederse genelde o isim kullanılmaz demiştim. Artikeli yazılı ismin haline göre artikel de çekimlenir. Burada nominatif olduğu için das Aussterben. Şurada bakın genitif var. Çok da güzel tercüme ettin. Daha büyük hayvanlarınki kadar diye tercüme ettin. Çok güzel oldu. Devam et. Insekten bilden einen wichtigen Teil der Nahrungskette, weswegen sich ihr Aussterben sehr verhängnisvoll auswirken würde. Böcekler besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle yok olmalarının çok feci, çok kötü etkileri Olabilir. olabilir. Auch die Bestäubung und somit die Fortpflanzung von Pflanzen, die den Säugetieren als Nahrung dienen, ist in großem Umfang von Insekten abhängig.
Memelilere besin sağlayan, memeli hayvanlara besin sağlayan bitkilerin tozlaşması ve dolayısıyla çoğalması da büyük ölçüde böceklere bağlıdır. Çok güzel. Bir de ben yapayım. Buyurun. Essint nicht nur Säugetiere wie Wildkatzen oder Elefanten. Sadece yaban kedileri ya da filler gibi memeli hayvanlar değildir. Burada bir şey anlaşılmıyor. Relatif okuduktan ve tercüme ettikten sonra cümle daha anlaşılır ve anlamlı hale geliyor. Die, bu memeliler vom Aussterben bedroht sind. Neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bedroht sein von artık öğrendik diye düşünüyorum. Çok böyle kalıplaşmış bir ifade. Bedroht sein von. Ben cümleyi bir kez daha şimdi tercüme edeyim. Nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar sadece yaban kedileri ya da filler gibi memeli hayvanlar değildir. Auch kleine Lebewesen wie Insekten. Mesela böcekler gibi küçük canlılar da nesillerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şimdi böcekleri açıklayan bir relatif var. Gegen die, bu böceklere karşı Viele Menschen, birçok insan, eine meist unbegründete Antipathie hegen. Genellikle yersiz bir antipati besler. Sind davon betroffen. Onlar da bundan. Betroffen sein, onu da biliyoruz. Ben onları yazmamış mıyım buraya? Yazmışım da B'si büyük çıkmış. O küçük olacak şurada. Şu B küçük olacak. Büyük olmuş. Ya bazen böyle küçük yazıyorum. Bilgisayar bazen kendi kafasına göre düzeltiyor. Ondan sonra işte hata oluyor. Böyle şeylere de ben biraz gıcık oluyorum. Şu Betrofon'un B'si küçük olacak. Cümleyi bir kez daha şimdi yeniden alalım. Çoğu insanın genellikle yersiz bir antipati beslediği böcekler gibi küçük canlılar da bundan etkilenir. Yani nesillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyi aussterben erscheint aber. Fakat böceklerin yok olmalı. Böceklerinin, nesillerinin tükenmesi das Aussterben o anlama geliyor biliyorsunuz zaten. Vielen birçok insana nicht so bedeutend şunun kadar önemli görünmez. Ne kadar? Wie das größere Tiere. Daha büyük hayvanların ki kadar. Daha büyük hayvanların nesillerinin tükenmesi kadar önemli görünmez. Yani insanlar böceklerin nesillerinin tükenmesini çok fazla önemsemez. Daha büyük hayvanların nesillerinin tükenmesine önem atfeder. Da çünkü size yasak bana serbest biliyorsunuz. Sich die meisten Menschen, çoğu insan nicht darüber bewusst. Şunun farkında değil, şunun bilincinde değil. Neyin bilincinde değil? Wie wichtig diese. Yani bu böceklerin für das Fortbestehen des ökologischen Gleichgewichts. Ekolojik dengenin devamı için ne kadar önemli olduğunun farkında değil. Böcek deyip geçiyorlar. İnsekten, böcekler bildin einen wichtigen Teil der Nahrungskette. Besin zincirinin önemli bir parçasını oluştururlar. Deswegen bu yüzden sich ihr Aussterben böceklerin nesillerinin tükenmesi sehr verhängnisvoll auswirken diyor da çok kötü, feci bir etki yapabilir. Bir de yapardı diye değil de yapabilir diye tercüme ediyorum. Konektifiki var çünkü orada. Auch die Bestäubung, tozlaştırma da und somit ve bununla da die Fortpflanzung von Pflanzen, bitkilerin üremesi ist in großem Umfang büyük ölçüde von Insekten abhängig. Böceklere bağlıdır. Albert Einstein'ın bir sözü var. Yani arılar yok olursa İnsanlığın 5 yıllık ömrü kalmış demektir. Eğer arılar yok olursa insanlık da 5 yıl sonra yok olur. Yani böcekler bu kadar önemli. Böcek deyince aklınıza ne bileyim kara fatma falan gelmesin. Arılar var, sinekler var, değil mi? Şimdi atladığım yere dönelim. Bu bitkiler den Säugetieren, memeli hayvanlara als Nahrung diye yani besin olarak bir işlev yerine getiriyor. Yani memeli hayvanların beslenmesine hizmet eden bitkilerin tozlaştırılması ve üremesi de büyük ölçüde von Insekten abhängig böceklere bağlıdır. Yine kolay, güzel, hoş bir pasaj. Kelimeler burada zaten.
Kelimelere baktınız mı? Bakıyor musunuz? Belki de hepsini biliyorsunuzdur ya. Perenglisfoil belki bilmediğiniz bir kelime olabilir. Zaten onu da sormuşum orada. Şimdi sorulara geçelim. Artın, Rücken in den Vordergrund, was das Artensterben anbelangt. Hocam bu soruyu şöyle çevirdim. Türlerin yok olması açısından hangi hayvan türleri Türlerin ön ölümü. planı? Öyle mi? İşler mi var? Artenschutz değil. Sen korunma dedin değil Şey, mi? yok olması açısından dedim hocam. Ha öyle mi? Özür dilerim ben yanlış duydum ya kusura bakma. Sesim Şu geldi. Anbelangt, Was Anbelangt'ı biliyorsunuz. Hikayesini anlattım ya. Gerhard Schröder'in Türkiye ziyaretinde yapmış olduğu konuşmayla ilgili olarak. Ben şuraya Türkçesini yazayım soru kökünü. Hangi şöyle diyeyim, hangi hayvan türleri? Tür olarak ön plana çıkıyor. Bugün Vordergrund, Rücken ya da Treit'in ön plana çıkmak demek. Bu felsefe Ferdinand yapısını biliyoruz zaten. Rücken yani Treit'in fiili de kullanılabilir. Onu da yukarı yazayım. Bu vesileyle bu bilgilerimizi de bir şekilde geliştirelim. Hangi hayvan türleri ön plana çıkıyordu tür ölümleri bakımından. Mesela böcekler gitti değil mi? Ben bu söyledim. Ama böcekler değil. böcekler ölse daha iyi diye düşünüyor birçok insan. evet, bunu biraz düşündüm ama hocam genel olarak böceklerden bahsediyor ya parça ama başında memelilerle başladığı için Bursa dedim. Bursa Bursa. Memeliler. Memeli hala ön Reptil. plana çıkarılıyor. İnsanlar öyle bakıyor. Böceklerin ölümünü çok fazla önemsemiyor. Şıklarda yer alan kelimeleri söyle. İnsektin, böcekler, zoygotiere, memeli hayvanlar. Vögel, kuşlar, reptilien, sürüngenler, fişi, balıklar. Zaten pasajda ne var? Ve Böcekli, memeliler memeliler. var. Fil, bir de fil geçiyor. Kuşlardan. Kuş falan Ve şey geçiyor var mu? Geçmiyor. hocam. Yok, sadece vahşi kediler geçiyor. Ha, yaban kedileri var. Yaban kediler. Kuşlar. Sürüngenler. Das reptil sürüngen demek. Reptilyen de sürüngenler. Çoğul bunlar sürüngen. Ya fiş di fişe balıklar. Tamam. Vorüber beschwert sich der Autor desteksiz. Yazar neyden şikayet ediyor? Neden Edirne'den. şikayet ediyor? Ya kardeşim diyor, böceklerin ölümüne diyor, yok olmalarına diyor, insanlar diyor, hiç seyirci kalıyor diyor. Ayıp ediyorlar diyor, ondan şikayetçi. Evet. Adana'yı da başlıyorum ama hocam. Es verdin, nicht nötige Maßnahmen getroffen, Elefanten und Wildkatzen vor aus Rotung zu schützen. Filleri ve vahşi kedileri yok olmaktan korumak için önemli önlemler, gerekli önlemlerin alınmaması. Alınmamasından şikayetçi. Yani filleri ve yaban kedilerini Ausrotten arkadaşlar kökünü kazımak demek de yok olmak diye tercüme edebiliriz. Filleri ve yaban kedilerini yok olmaktan işte korumak için gerekli tedbirler alınmıyor. Bunu eledik. Evet. Yazarın şikayet ettiği konu bu değil. Böceklere gereken önem verilmemesi. Insekten das ökologische Gleichgewicht in dem sie die Pflanzen fressen, die den Säugetieren als Nahrung dienen. Böcekler memelilere besin olan bitkileri yiyerek ekolojik dengeyi bozuyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ben üfürdüm.
Dimension befinden sich an der Spitze der Nahrungskette. İnsanlar besin zincirinin Tepesinde. en üstünde, Aha, bulunuyor. tepesinde yer alır. Pflanzen sind auf Insekten angewiesen, damit sie sich fortpflanzen können. Bitkiler üreyebilmek için böceklere Böceklere bağlıdır. bağlıdır. Hangi bizim Şey, zayn alfa artık ezberledik diye düşünüyorum. O kadar çok evet, çıktı ki karşı. olmak. Olmak. Bitkilerin üreyebilmesi için sich fortpflanzen üremek böceklere muhtaçtırlar. Böceklere bağımlılar. Geriye Edirne kaldı. Doğru cevap Edirne olacak. Menschen sind sich nicht darüber bewusst, was für eine wichtige Aufgabe Insekten in der Natur erfüllen. Birçok insan böceklerin doğada yerine getirdiği önemli görevin farkında değildir. Bilincinde değildir. Birçok insan böceklerin doğada ne kadar önemli bir görev yerine getirdiğinin bilincinde değil. Bundan şikayet ediyor yazar. Doğru cevap Edirne. Peki. Welches Wort ersetzt das im Text unterstrichene Wort Verhängnis vor? Adana dedim hocam. Hatayla tecih edelim. Yani Kötü, bazen tecrübe. rigoroz, Acımasız dedim ama. impact, Sağlam. Hepsi hasar, sağlam çıktı hocam. Geriye kalanların hepsi. Değil mi? sağlam, hasar görmemiş. Zoli de, O da öyle çıktı. o da sağlam, Fesle sağlammış anlamıyla tabii. çıktı. O da istikrarlı. Sağlam anlamı da var sanırım. Hocam hata. O nedir neydi? 10. soruyu mu soruyorlar? Evet hocam. Edirne. Şimdi de başlık atalım. Evet, başlık. Welche Überschrift passt zum Text am besten? En uygun başlık. Cevabı söyleyeyim mi önce hocam? Korkarak. Denizli dedim. Çünkü başka uymuyordu. Korkuncu gayet. Unter... Yani Unterschiede, şıklardan gidelim yavaş. Bak, Türklerini yazacağım ben eser. Olur hocam. Unterschiede zwischen Insekten und Säugetieren. Böcekler ve memeliler arasındaki fark var. Aussterben manche Säugetiere. Bazı memelilerin neslinin tükenmesi, yok olması. Natur Gesetze, doğa kanunları. Die Rolle der Insekten in der Natur. Böceklerin doğadaki rolü. Bedeutung der Pflanzen für die Insekten. Bitkilerin böcekler için önemi. Parçanın geneli böceklerden bahsettiği için. Böceklerin doğadaki Ama işlevinden bahsediyor, öneminden bahsediyor. Denizi boyunca. şey hocam, parça hani şeyle başlıyor ya. Neslin tükenmesiyle. O yüzden sanki öyle bir şey ışıklarda olması gerekiyormuş gibi hissettiğim için D'ye biraz zor gittim. Tabii ki genele bakmamız gerekiyor. O var. Yani şöyle söyleyeyim ben, böceklerin nesillerinin tükenmesine insanların çoğunun önem vermemesi hususu var. Şuraya kadar var bak. Şu altını çizeyim ben. Şuraya kadar var bak. 1, 2, 4, 5 cümle bundan bahsediyor. Ama ondan sonraki cümleler böceklerin doğadaki öneminden bahsediyor. Aynen. Ekolojik dengenin devamı için böceklerin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Arkadan böcekler besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturuyor diyor. Sonra bitkilerin tozlaştırılması, üremesi büyük ölçüde böceklere bağlıdır diyor. Gördün mü? Yani Evet, hep neslinin tükenmesi böcekler hususu var ama çok az. Asıl pasajın vurguladığı yer böceklerin doğada oynamış oldukları rol ve önem. sanırım. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim hocam. Benim için de çok faydalı oldu. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. 10 dakika. 10 dakika sonra